Merhabalar. Kanalın ilk videosuna hoş geldiniz. Ee, bu dersimizde Blender nedir ve Blender'ın arayüzüyle alakalı basit giriş seviyesinde temel düzeyde bilgiler vereceğim. Öncelikle Blender nedir? Blender tasarım yapmak için kullandığımız bir araç, bir programdır. Ee, Birçok sektörde kullanabiliyoruz. Oyun sektörü, sinema sektörü, film sektörü vesaire falan. Ee, öncelikle <laughs> Programı Blender.org sayfasından şöyle Blender.org sayfasından indirme kısmı altından bilgisayarınıza uygun olan versiyonu indirip doğrudan kullanabiliyorsunuz. Ücretsiz bir program. Kurmadan da çalıştırmak isterseniz eğer buradan Portable dosyasını zip dosyasını indirerek doğrudan klasörden açıp Blender'ı kullanabilirsiniz. Şuradan <laughs> Blender'a geçecek olursak. Öncelikle sahneyi çevirmek için ya da şöyle yapalım. Boş bir Blender açalım. Karşınıza ilk gelen ekrandan başlayalım. Şimdi burada karşınıza bir splash ekranı geliyor. Herhangi bir boşluğa tıkladığınızda bu ekran kapanıyor. Burada son yaptığınız çalışmaları açabiliyorsunuz. Ee, sahneyi çevirmek için mouse'un tekerini kullanıyorum. Mouse'un orta tuşuna bastığınız zaman sahneyi bu şekilde kameraya bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Şuradan ben tuşlarımı açayım. Bir yandan sol köşeden bastığım tuşları görebilirsiniz. Ee, sahneyi çevirmek için mouse'un tekerini kullanıyorsunuz demiştim. Sahneyi kaydırmak için de mouse'un tekeriyle beraber shift tuşunu kullanıyorsunuz. Yine kontrol ve shift tuşuyla da mouse'un şey kontrol ve mouse'un tekeriyle de zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde mouse'u tekerini çevirdiğiniz zaman da zoom in zoom out yapabiliyorsunuz. Sağ tarafta Outliner paneli bulunuyor. Burası objelerin listeleri halinde gözüktüğü yer. Aşağı tarafta da özellikler paneli bulunuyor. Şöyle basit bir masa modeli yaparak başlayalım. Hem o şekilde arayüzü anlatayım hem de videonun sonunda ortada bir model olmuş olsun. Blender objeleri e, modlarına göre ayırıyor. Bunu birçok program yapıyor. Burada obje seçiliyken şuradan şöyle eksi y'ye pardon şöyle y'ye basıyorum eksi y'ye basıyorum. Front ortografik kameraya geçiyorum. Burada kamera bilgisini bize veren kısım ve sahne bilgisini veren kısım burası. Buna numpad tuşundan bile basarsanız da geçebilirsiniz. Veya şu klavyede escape'in altında olan tırnak butonuna bas, tuşuna bastığınızda da bu menü açılıyor. Buradan da yine front, top, back, right gibi kameralara geçebiliyorsunuz. Bununla beraber kamerayı çevirirken şöyle ortalama bir açıya geldikten sonra alt tuşuna basarsanız da doğrudan sizi o en yakın olduğunuz aksis açısına kilitliyor. Sahnede sol tarafta ekranın sol tarafında toolbox yer alıyor. Buradan objelerin araçlarını objeleri deform edeceğiniz veya taşıyabileceğiniz araçları veya scalp araçlarını falan görebiliyorsunuz. Bütün araçlar burada yer alıyor. Bu aracıyla objeyi biraz yukarı doğru taşıdım. Daha sonra scale aracıyla yeniden ölçeklendirmek için yukarıdan aşağıya doğru küçültmek için şu şekilde mavi küpten aşağıya doğru çekiyorum bir masanın tablası olacak. Basit temel seviyede bir masa. Yan tarafa doğru açıyorum. Ee, şuradan Z'ye basarsanız tam üst açıya geçersiniz. Tab ortografik. Şuradan açıyı kontrol edebilirsiniz. Biraz da Y yönünde şu şekilde masayı scale edelim. Şöyle çevirdiğimiz zaman masanın üst tablası tamam. Yine <laughs> bizim masanın ayaklar için yeni bir objeye ihtiyacımız var. Burada ekle menüsünden mesh sekmesi altından sahneye bir küp objesi ekliyorum. Ee, küp objesi doğrudan kürsonun bulunduğu yere geliyor. Blender'da her şey oluşturduğunuz zaman kürsonun bulundurduğu yere gelir. Yine karşı açıdayken şöyle front ortografikteyken bu objeyi şöyle ölçeklendirme aracı seçiliyken böyle küçültüyorum veya bunun için S harfiinde kullanabilirsiniz. Daha sonra yukarıya doğru büyütüyorum şu şekilde. Biraz daha küçültelim. Bu kez S harfiyle küçülttüm. Bunu şöyle bir yere yerleştiriyorum. Üst açıdan bakalım. Şu şekilde. Konumunu şöyle masanın köşesine, masanın tablasının köşesine yerleştirelim. Biraz İnce olmuş. Biraz kalınlaştırabiliriz yine C harfiyle. Şöyle kalınlaştırdım. Yine karşı açıdayken biraz aşağıya taşıyalım. Şuradaki kısmı kırmızı olan çizgiyi zemin olarak düşünebilirsiniz. Masanın ayağı tam zemine denk gelsin. Onun için obje seçiliyken edit moda geçiyorum. Obje moddan edit moda geçiyorum. Edit moda geçtiğinizde bütün 3D programlarda geçerli olan bir durum var. Noktalar, vertexleri çizgiler, edge'leri, buradaki yüzeylerde face'leri ifade ediyor. Blender'da vertex'ler, edge'ler ve face'lere buralardan geçiş yapabiliyorsunuz. Bunların kısa yol tuşları da e, klavyenin üst tarafında bulunan numerik tuşlar. Bir vertex'ler, iki edge'ler, 3 de face'ler olarak çalışıyor. Aşağıdaki face seçtikten sonra karşı açıya geçiyorum yine eksi y'den. Front ortografiye geçtim ve taşıma aracı ile bunu aşağıya doğru taşıyorum. Aynı şekilde taşımak için klavyeden G harfini de kullanabilirsiniz. Bir de Blender'da sağ tıkladığınız zaman o anki işlemi, yaptığınız işlemi sağ tıkladığınızda iptal ediyor, sol tıkladığınızda onaylıyor. Ben bunu onaylamayacağım için sağ tıklıyorum. Otomatik olarak eski yerine geliyor. Bu masanın ayağı olacak. Biraz şöyle S harfine basarak inceltelim. Daha sonra bu ayağı şöyle diğer tarafa kopyalamak yerine ya da diğer tarafa yeniden ayak oluşturmak yerine Blender modifier bir tabanlı bir program. Modifier dediğimiz şeyler burada yer alan küçük araçlar. Bu modifier'lar buradaki listeye eklenerek eklenerek çalışıyor. Ee, buradan Modifier listesinden bu objenin üzerine seçiliyken bir adet Mirror Modifier'ı bırakıyorum. Mirror, objelerin yansımalarını, kopyalarını alıyor. Ben bu Modifier'ı bıraktığım zaman herhangi bir değişiklik olmadı. Bunun sebebi, Mirror Modifier'ı objenin şurada gördüğünüz nokta, yani orijin noktasına göre, ağırlık noktasına göre çalışıyor. Bu ağırlık noktasını değiştirmemiz lazım. Mirror Modifier'ında objenin ağırlık noktasının kendi ağırlık noktasını değiştirmeden başka bir objenin ağırlık noktasını kullanabiliyoruz. Biz masanın tablasına göre işlem yaptığımız için, modeli ona göre yaptığımız için bunun ağırlık noktasını kullanabiliriz. Bu ayak seçiliyken buradan damlalık ile masanın tablasını seçiyorum. Doğal olarak kırmızı yönde yani X aksisinde bir kopya oluşturuyor. 3 boyutlu programlarda her zaman kırmızı yön x'i mavi çizgiler veya mavi renkler y'yi yeşil pardon z'yi yeşil renklerde y'yi ifade eder. Bir de bunun y tarafından bir kopyasına ihtiyacım var. x'in yanına bir de y'yi ekleyerek masanın diğer ayaklarını da Oluşturmuş oldum. Şöyle baktığımız zaman masa biraz yüksek gözüküyor. Bunu biraz şöyle edit modu alarak tap tuşuyla edit modu aldım bu arada. Veya buradan doğrudan edit modu alabilirsiniz. Masanın buradaki ayağını şöyle karşıdan bakarak biraz şöyle küçültelim. Daha sonra tekrardan obje moda geçiyorum ve masanın üstünü ve altını seçerek şöyle ön açıdayken biraz aşağıya doğru bunu taşıyorum. Evet, basit bir masa modeli yani giriş seviyesinin en temeli diyebiliriz buna. Bu modeli yaparken de e, şurada bahsettiğim gibi burası e, Blender'da objelerin özelliklerinin bulunduğu panel. Şu an bunlar küp olduğu için mesela bu objelerin biz buna renk vermek istediğimizde bu objenin rengini şurada yer alan materyal kısmından veriyoruz. Bu devamındaki arayüzle alakalı giriş seviyesindeki videoları devamında devam videolarında çekeceğim. Ee, izlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.